Merhaba Korku Deli TV izleyicileri. Yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bundan sonra Sohbet Vakti isimli programımızla sık sık sizlerin karşısında olacağız. İşte genç siyasetçiler, genç iş adamları, yani Korku Deli hakkında bir sözü olan, söyleyecek lafı olan herkesi programımıza konuk edeceğiz. Programımızın sponsoru Serbest Yapı Mühendislik. Bugün de Kahve Sokağı'ndayız. Kahve Sokağı bizi ağırlıyor. Mekan sağlayıcımız Kahve Sokağı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Efendim bugün ilk konuğumuz AK Parti Gençlik Kolları ilçe başkanı Hamdi Murat Urlu. Hamdi kardeşimi zaten siz de yakinen tanıyorsunuz. Yani ayrıca bir klasik işte Hamdi kimdir diye girmeyeceğiz ama Hamdi şöyle kısaca ben yine de tanıtayım. Hamdi bir siyasetçi aileden gelme. Siyasetle beraber yoğrulmuş. Uzun yıllarda AK Parti'nin gençlik kollarında görev yaptı. Her kademesinde çalıştı. İşte dolayısıyla siyaset içinde vardı diyelim. Biz de Ramazan içerisindeyiz. Yani klasik bir Ramazan programı da olsun istemedik. Hem Ramazan olsun hem siyaset olsun. Böyle doğaçlama bir program yapalım dedik. Hoş geldin Hamdi. Öncelikle. Hoş bulduk Hüseyin abi. Beni programa kabul ettiniz, davet ettiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün Korku Deli'mizin, bütün insanlarımızın, Müslümanlarımızın Ramazan mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuş olan bu mübarek Ramazan ayımızın önce ilçemize, sonra Antalya'mıza, daha sonra bütün ülkemize hayırlara vesile getirsin inşallah. Evet. Şimdi Hamdi programımızda şöyle başlayalım işte ilk önce Ramazan'la girelim. İşte Ramazan denince mesela aklına ne geliyor? Ramazan ayı denince. Abi Ramazan ayı deyince benim aklıma ilk gelen şey günahlardan kurtulmak. İnsanların daha çok böyle ibadet ettiği, işte insanların daha çok gıybet etmediği, fitne fesat sokmadığı güzel bir ay geliyor. İbadet ayı. İbadet ayı. İnsanların birbirleriyle daha muhabbet ettiği, işte iftarlar, sahurlar, beraber ortak, işte teravihler, namazlar. Bunlar geliyor aklıma. Yani Ramazan ayı biz Müslümanlar için hakikaten önemli bir ay ama işte birlik, beraberliğin, kardeşliğin, aynen, paylaşmanın aynen, öne çıktığı aynen. Bir ay. İlçemizde bu konuda çok şanslı. Yani tabii. Hakikaten biz de tabii özelliklerimizi daha kaybetmemiş bir toplumuz. Çok şükür. Peki Hamdi çocukluğunda özlediğin Ramazanlar var mı? Hani işte bir klasik artık dilimizde de şarbon olmuş bir söz var. İşte eski Ramazanlar eski Ramazanlar diye. Şimdi tabii benim var mı böyle mesela çocukluğunda Ramazan anısı güzel? Benim çocukluğumda Ramazan kışa dek geldiği için tabii biraz şey süre kısa oluyor. Akşam iftarı erken açıyoruz. İftarı erken açtıktan sonra tabii bizim köyde Akyar Mahallesi'nde tabii biz Ramazan yani teravih bizim için bir evden çıkma bahanesiydi. Teravihi kılıyorduk. Tabii bizim şeyde en çok hoşuma giden arkadaşlarla toplanıyorduk. Caminin bahçesinde oyun oynuyorduk teravihten sonra. Tabi teravihte biraz daha erken oluyor ya kışın, evet. Yatsı namazı. O yüzden saat 11-12'ye kadar oyunlar oynuyorduk orada. İşte uzun eşek oynuyorduk. İşte top, yani orada biraz da aydınlatma iyiydi. İşte top oynuyorduk, saklambaç oynuyorduk. Yani benim için Ramazan çocukken, Ramazan her zaman güzel de İşte unutamadığım şey her akşam teravihten sonra arkadaşlarla beraber oyun oynamaktı. Yani bu çocuk olduğumuz için her zaman evden çıkamıyoruz. Ama teravih bahanesiyle evden çıktığımız zaman arkadaşlarla bir araya geldiğimizde oyun oynuyorduk. Yani Ramazan önceden iftarlara daha çok yani millet birbirini daha çok şey yapıyordu, çağırıyordu. İşte sen bize gel, biz sana gelelim. Ama şimdi tabii bunu şuna bakıyorum, biraz da artık insanlar iftar konusunda çok fazla şimdi şey yapmıyorlar, hani çağıralım, çağırmayalım. Ama önceden millet birbirini, akrabalarını, eşini, dostunu daha çok çağırıyor. Ama şimdi o şey biraz daha
bitmiş gibi görüyorum. O samimiyet ben. Bitiyor mu diyorsun artık? Yani o samimiyet... Yoksa artık... İnsanlar hani, artık yani şey mi yapmak istemiyor hani... Telaşa mı girmek istemiyor, ne yapmak istemiyor. Belki de önüm yani yaza denk geldiği için hani... Günler uzun. Millet çalışıyor, şey yorgun, yapıyor, yorgun oluyor. Yorgun oluyor. O yüzden oluyor. Belki... Ya tabii biraz daha artık dediğin gibi o değerlerimiz... Geçmiş yıllarda zaten geçmişin özlememizin sebebi de bana göre o. Evet. Yani o özlem biraz unutuluyor herhalde. Yani işte o aile bağları zayıfladı. Akrabalık bağları, komşuluk bağları belki zayıfladı. Biraz belki bunda teknolojinin de etkisi var. Belki şehirleşmenin de etkisi var. Bilemiyoruz tabii ama inşallah yine bu eski çocukluğumuzdaki o samimiyet ortamı olur. Ha, onun da olabilmesi için biz de televizyoncuyuz ama televizyonların evden bir uzaklaşması lazım. Telefonlardan bir uzaklaşmak lazım. İnternetten uzaklaşmak yani lazım. Sizde de normal hayatta bir araya geldiğimiz zaman 3-5 kişi hemen herkes ilk ne yapıyor, ne ediyor, nasılsın ondan sonra telefon. Herkes telefonda vakit alıyor. Geçiriyor. Yani hakikaten dediğin haklısın. Peki nasıl şu anda Ramazan nasıl gidiyor? Bir siyasetçi olarak Ramazan nasıl geçiyor? Yoğun musunuz? Tabii programlarımız oluyor. İşte geçen hafta bildiğiniz üzere biz ilçe teşkilatımız bir şey yaptık. İftar programı yaptık. İşte partimizden geçmişten bugüne kadar olan emek veren teşkilat üyelerimizi, abilerimizi, kardeşlerimizi çağırdık. İl başkanımız geldi onun öncesinde. İbrahim Ethem başkanımız geldi. Anneler gününe denk geldi iftar programımız. İşte siz de kendiniz de biliyorsunuz. Anneler günü şehit ailelerimizin ziyaret ettik. İl Gençlik Kolları Başkanımız vardı, ilçe başkanımız vardı. Onlarla şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Şehit annelerimizi unutmadık. Onlara çiçek takdim ettik. Onların sıkıntılarını, dertlerini dinledik. Daha sonra akşamüstüne doğru il başkanımız geldi, İbrahim Ethem Başkan. Ona da birkaç ev ziyareti yaptık. Daha sonra iftar programına geçtik ve teşkilatımız tanıtıldı. Tabii programlarımız oluyor. Yine bugün yine bir program daha var. İlçe teşkilatımızla beraber oraya gideceğiz. Programlarımız oluyor. Programlarımız yoğun geçiyor. Ramazan güzel geçiyor. Ramazan hani ne kadar samimiyeti kaybetti desek de Ramazan her zaman mübarek bir ay olduğu için her zaman güzel. Evet, kesinlikle ona katılıyorum. Her zaman güzel yani. Biz belki 3-5 sene sonra bu Ramazan'ı özleyeceğiz ama yani. İşte hep geçmişe bir özlem olduğu için belki de bu böyle. Hakikaten Ramazan bereketiyle geliyor. Evet, bereketiyle geliyor. Allah da bir kolaylık sağlıyor. Yani bakın havalara. Havalar ya gayet iki güzel. 2 sene önce, 3 sene önceki Ramazanlarda hani bu oruç tutulur mu? İşte süre uzun, hava sıcak şey ama Rabbim yardım ediyor. Aynen yani, kesinlikle. Kesinlikle açlığa, susuzluğa Rabbim yardım ediyor. Ya bir de ben Ramazan'da şuna dikkat ettim Hamdi. İşte şimdi mesela ben bir Ramazan Dubai'de de bulundum. Evet. Orada mesela normalde 45-46 derece veya işte 40'ın altına düşmüyor sıcaklık ama Ramazan ayında Allahü Teala öyle bir kolaylık sağlıyor ki o şeyler hava sıcakları 37'ye 38'e düşüyor. Çok kavurucu bir sıcaklık olmuyor. Evet. Yani niyet Ramazan ayı geldiği zaman bir kolaylık çıkıyor, bir evet. kolaylık oluyor ve Ramazan orucu yani hiç sıkıntıya girmeden tutuluyor diye düşünüyorum. Şimdi de öyle. Peki hep diyoruz işte Ramazan ayı paylaşmayı, Ramazan ayı imkanı olmayanlara yardım etme ayı. Evet. İşte zekatıyla, fitresiyle. Peki siz de gençlik kolları olarak bir çalışma yaptınız mı? İşte gariban, ihtiyacı olan aileleri daha tespit edip... Yani tespit ediyoruz. Daha dün hatta 4-5 tane ev ziyaret ettik. Tabi bunu sosyal medyaya atmadık. Tabii ki bu hoş da değil, hani olmaz hoş zaten. Hoş olmadığı için sosyal medyaya atmadık. Çünkü oradaki ailelerin gururu incinmesin diye. Gerçekten bu şeye girdiğimden yani siyasete girdiğimde hele özellikle bu sene yani başkanlık başkan olduğumda daha çok şey yapıyorsun, üzerine düşüyorsun bu işin. Ve çok aileler tanıdım, çok aileler gördüm. Yani gerçekten bizim Korkut elimizde yardıma muhtaç aileler gerçekten çokmuş.
yani mahallelerinde, şeylerinde gerçekten çokmuş. Yani bunları ziyaret ediyor, yardım paketleri dağıtıyoruz. Maddi yardım da yani ülke ilçemizde bulunan maddi durumu iyi olanlardan gidiyoruz, rica ediyoruz, böyle böyle bir durum var diyor. Sağ olsun onlar da bize güveniyorlar. 3-5 kuruş yardım ediyorlar. İşte maddi yardımda bulunuyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Amin. Allah yaptıkları yardımları kabul etsin inşallah. Yani daha da yapacağız. Yani il, yani bizim genel merkezden de gelen şeyler bu yönde. İşte hani yardıma muhtaç aileler kesinlikle şey yapın. Yani ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayın. Yalnız bırakmayın. Onlara yardım paketleri konusunda. Yani partimiz de bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Sağ olsunlar. Yani dün yaptık. Her hafta sonu veya her hafta içinde her akşam böyle birkaç aile ziyareti yapıyoruz. Çok güzel. Peki biraz daha siyasete girelim amcim. Siyasetçi bir ailenin içinde büyüdür. Evet. Yani bu siyaset merakın, yani uzun yıllarda siyasetin içindesin, genç yaşından beri. Gelsin ama yanlış anlama. Nereden geliyor bu siyaset merakı? Şimdi babadan abi, mı? Adnan Nurlu bizim akrabamız, geçmiş dönem belediye başkanımız. Oradan zaten küçükken babamla beraber işte konvoylara giderdik. Adnan Nurlu'nun bazen mitingleri olduğu şeye doğru onlara giderdik. Orada bir belediye başkanlığı, yani o şey bir hoşuma gitti, yani belediye başkanlığı orada bir hoşuma gitti. Daha sonra babam muhtar seçildi köyde, 15 sene önce bundan. 15 sene önce muhtar seçildi. Geçmiş işte 31 Mart seçimlerinde de muhtarlığı, yani çıkmadı, şeye çıkmadı, adaylar aday çıkmadı, olmadı. Aday olmadı, bıraktı. Tabii orada insanlarla işte, şimdi bizim köyde şöyledir, seçime son 2 ay kala, 3 ay kala adayın evinde toplanılır. İşte çay, kahve, lokum, tatlı konuşulur. İşte adaylar azalarında beraber eve dolaşırlar. Tabii biz de orada insanlara işte çay dağıtırken, şey yaparken, tabii orada biz de siyasete girdik. Hani köy siyasetinde başladık. Daha sonra tabii yerel siyasetler konuşuluyordu orada. Genel siyasetler konuşuluyordu. Son dönemde daha çok aktif olduk. Yani babamın son döneminde daha çok ben aktif oldum artık. Tabii geçmiş dönem, benden önceki Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Karakaş da bize bir teklifte bulundu, sağ olsun. Yönetimde olmak ister misin dedi. Biz de tabii dedik, yani olalım. İşin içine girince daha çok olaylara vakıf olduk. Daha çok AK Parti'ye, teşkilatçılığa, olaya vakıf olduk. Tabii oradan yedek yönetimden tekrar yönetime çıktık. Oradan yürütmeye seçildik. Yürütmede teşkilat başkanlığı, daha sonra da Gençlik Kolları Başkanlığı bize nasip oldu. Rabbim bize bu görevde hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Amin inşallah. Yani siyasi merakımız buradan geliyor. Yani, aileden geliyor. Öyle diyelim. Evet, siyasetçi bir babam, sülale hani belki diyelim. Babam veya işte sülale diyelim, belki babam muhtarlığa çıkmasaydı belki biz de siyaset düşünmezdik. Ama sizin gibi isimlerin, genç isimlerin siyasette olması tabii önemli. Seni de başarılı görüyorum ben. Sağ olun AK abi, Parti Gençlik Kolları olarak. İyi çalışıyorsunuz ama yönetmen arkadaşımız Coşkun Bey de uyarıda bulunuyor. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra tekrar devam edeceğiz. Gözünüz bizde olsun.